Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yine mükemmel bir konuyla karşınızdayız. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili görüşler ve Osmanlı-Bizans ilişkilerini genel hattıyla ele alacağız. Hadi kemerleri bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak öğrenme çıktılarımızda 1302-1453 yılları arasındaki siyasi gelişmeler ve devletleşme sürecinde Osmanlı-Bizans ilişkilerini ele alacağız. Akabinde anahtar kelimelerimiz ise Ahiyan Rum, Akıncı, Bağcıyan Rum, Derviş, Dirlik, Fetret Devri, Fütüvet, İskan, İstimalet, Şeh, Tekbur ve Tekke kavramlarını anahtar kelimelerimizde göreceksiniz. Temel kabuller içi 1302-1453 arasındaki siyasi gelişmelere bakıldığında bu dönemde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Rumeli'ye geçişini tamamladığı siyasetten yerleşmiş bir düzene kavuştuğu görülmektedir. Şimdi ilk olarak arkadaşlar tabii ki önce neyimize bakacağız? Kronolojik çalışmamıza bakacağız. Şimdi ilk bilmem gereken noktalardan bir tanesi Osmanlı Devleti bu dönemde Bizans'la ilk bir savaşını yapacak Osman Gazi döneminde. Koyun İsa Savaşı 1302'de arkadaşlar Bizans ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ilk savaşı göreceğiz. Akabinde Orhan Gazi Bursa'yı fethedecek ve Bursa'yı başkenti yapmaya başlıyor. Ve devletleşme sürecinde önemli adımlar gerçekleşmeye başlayacak. Yine bir 1329 yılında Palekanon ya da diğer isminden Maltepe Savaşı gerçekleşirken ne olacak? Artık Bizans Anadolu'dan topraklar alamayacağını anlıyor. 1331 yılında İznik fethedilecek ve başkent ilan ediliyor ve 1337'de İzmit'in fethini göreceğiz. Fetihten sonrasında 1345 yılında Anadolu Türk Siyasi Birliği'nde bakın Anadolu Türk Siyasi Birliği'nde İlk adım ise Karesi Bey'in alınmasıyla olacak. Yine Rumeli'ye geçişte ilk önemli nokta nedir dersek 1353 yılında Çinpe Kalesi'nin fethedilmesini göreceğiz. Yine 1. Murat döneminde 1363 yılında Edirne fethedilerek artık Osmanlı'nın yeni başkenti Edirne olacak. Sonra Çirmen Muharebesi gerçekleşecek ve Çirmen Muharebesi'nin sonrasında ise arkadaşlar önemli bir noktamız olacak. Yıldırım Beyazıt'a geldiğimizde 1396'da Nibolu Muharebesi'ni göreceğiz. Haçlarla yapılan bir savaş diyeceksiniz. Sonrasında Timur ile Yıldırım Beyazıt'ın Ankara'nın Çubuk Ovası'nda arkadaşlar savaşa tutuşacağı olay Ankara Savaşı ve Osmanlı Devleti aslında bir nevi neye girecek dersek Fetret devrine giriyor. Yani ne kavgalarını göreceksiniz? Taht kavgalarını görüyoruz. Bu taht kavgalarını ise Çelebi Mehmet tamamlayarak Osmanlı Devleti'ni ikinci kurucusu sayılacak. Sonra Varna Muharebesi'nde 1444 yılında 2. Murat Haçlara karşı büyük bir zafer kazanıyor. Ve 2. Kosova Muharebesi ile Osmanlı'nın Balkanlarda kesin hakimiyetine yapıldı, sağlandı. Ve tabii ki 2. Kosova'nın sonrasında 21 yaşında bir delikanlı bir çocuk dedi ki ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni diyerek artık Osmanlı Devleti'ni hangi devre sokacak? Yükselme devrine sokacak. Peki Osmanlı Devleti kurulmadan önce 13. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu ve çevresi etrafı nasıl? Hadi gelin buna bakalım birlikte. Türkiye Selçuklu Devleti 1243 Köse Dağ Savaşı'nda Moğolları yenilerek dağılma sürecine girdi. Girmesiyle birlikte Anadolu'da Türk Siyasi Birliği bozularak kaçıncı beylikler dönemi ortaya çıktı? İkinci beylikler dönemi ortaya çıktı. Anadolu'nun muhtelif bölgelerine birçok Türkmen Beyliği, bunlardan bir tanesi Osmanoğullarıydı. Ve... O dönemdeki Doğu Roma'ya yani Bizans'a bakalım. İmparatorluğun 13. yüzyılın sonlarında sınırlarını Balkanlarda Yunanistan, Trakya, Makedonya ve Ege Adaları'nın bir kısmını ibaretti. Taht kavgaları ve 4. Haç Seferi'nin etkisiyle Anadolu ve Balkanlardaki siyasi etkinliğini kaybetme noktasındaydı. Trabzon ve çevresine hüküm süren Trabzon İmparatorluğu ise siyasi yönden etkisiz bir konumdaydı. Tabii ki haritayı görüyorsunuz. 13. yüzyılın sonuna doğru Köse Dağı Savaşı ile birlikte arkadaşlar Anadolu'da ortaya çıkan beylikleri göreceksiniz. Bakın burada yükselen bir çınar ağacı Osmanoğulları'nın yine Eratna Beyliği, Candaroğulları, Karamanoğulları, Hamitoğulları, Menteşe, Aydın, Saruhan, Karesioğulları, Ramazanoğulları, oğulları gibi neyleri görüyorsunuz? Beylikleri göreceğiz. Yani Anadolu Türk Siyasi Birliği bu dönemde tamamen karma karışık bir durumdaydı. Tabii ki o süreç içerisinde İlhanlı Devleti Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması üzerine Hülagu Han tarafından İran ve çevresinde kuruldu. İlhanlılar 13. yüzyılda Anadolu'ya egemenliklerini aldılar. Hatırlayın hangi savaştı? Köse Dağı Savaşı'ydı. 1260'ta ise Memlüklerle yapılan aynı Calut Savaşı'nda büyük bir yenilgi yaşadılar ve İlhanlı Devleti 1336 yılında yıkıldı. Memlük Devleti ise o dönem içerisinde bir Devlet komutanlarından Aybek tarafından Mısır'da kuruldu. Memlükler Haçlılarla ve Moğollara karşı başarılı bir mücadele verdiler. Sınırlarını Filistin, Suriye, Çukurova bölgesine kadar genişleterek baharat yolunu denetimin altına aldılar ve halifeyi himaye altına almaktaydılar. Şimdi unutmuyorsun. Bakın İlhanlı Devleti Anadolu'ya arkadaşlar Köse Dağ Savaşı'yla girdi. Ama Memlükler aynı Caluz Savaşı Savaşı'yla Moğol'ların batıya ilerleyişini durdurmuştu. Hatta Anadolu'yu rahatlatabilmek için Sultan Baybars arkadaşlar Erbis'tan savaşında Moğolları yendi ve Anadolu'daki Türkmenler bir nebze olsun ne rahat bir nefes aldılar. Altın Ordu devletimiz vardı. Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın ölümünden sonra Türk boylarından Kıpçakların Moğollara karşılaşması sonucu Batuhan tarafından Karadeniz kuzeyinde kuruldu. Ancak 16. yüzyılın sonlarına doğru Altın Ordu Hanı Toktamış Han Timur ile yaptığı mücadeleyi kaybetti. Daha sonraki dönemlerde yaşanan karışıklıklar yüzünden Altın Ordu Devleti yıkıldı. Peki gelelim kuzeyi gördük bir de Balkanlara bakalım. Balkanlarda 13. yüzyılın sonlarında Balkanlarda Bizans İmparatorluğu Sırp ve Bulgarlarla siyasi üstünlük mücadelesindeydi. Balkanlarda Sırp, Bulgar, Arnavut krallıkları, Eflak ve Boğdan bayvadıkları ile Bosna Prensi bulunmaktaydı. Avrupa'daki durum nasıldı? 13. yüzyılın sonlarında Avrupa'da feodal yapıya sahip Hristiyan topluluklardan oluşan birçok devlet bulunmaktaydı. Yani aslında bir nevi merkezi otoritenin olmadığını, Avrupa'da da bir siyasi kargaşanın olduğunu yapmaktayız, görmekteyiz. Merkezi Viyana'da olan Kutsal Roma Jermen İmparatorluğu Avrupa'nın en önemli siyasi gücü olmaktaydı. İtalya'da Napoli Krallığı, Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetleri ile Papalık yer almaktaydı. Doğu Avrupa'da Macaristan ve Lehistan Krallığı ve Moskova Knezliği vardı. Orta Avrupa'da Macaristan Balkanlar üzerinde hakimiyet kurmak isterken Batı Avrupa'da İngiltere ve Fransa bulunuyor. Ancak bu iki devlet 100 yıl savaşlarında tutuşmuştu. Bu savaş tam tamına 113 yıl ne yaptı? sürdü. İspanya'da Beni Ahmer İslam Devleti bulunmaktaydı. Yani Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu tamamen siyasi anlamda bir iktidar boşluğuna sahipti. Ama işte Osmanlı Devleti bu süreç içerisinde tam önemli noktada kuruldu. Osmanlı Devleti'ni kuranlar Oğuzların Günhani soyundan Kayı boyuna mensuptur. Yani hangi boyuna mensup? Kayı boyu. Kayıların büyük bir bölümü 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelerek bugün Ahlat yöresine yurt edindiler. 1. Alaaddin Keykubat zamanında Moğollarla yaptıkları başarı mücadeleler ve Türkiye Selçuklu'nun yaptıkları hizmetler karşılığında ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karaca Karacadağ yöresine daha sonrasında ise Bizans'a bir uç beyi olarak Söğüt ve Domarç bölgesine yerleştiler. Bu dönemde kayıların başında tamamen Ertuğrul Gazi bulunmaktaydı. Ertuğrul Gazi vefat ettikten sonra yerine arkadaşlar oğlu kim geçecekti? Osman Gazi geçiyor. Bizans'a karşı fetih faaliyetlerine başlayan Ertuğrul Gazi bir süre sonra Domaniç'i ele geçirdi. Kayılar Söğüt'ü kışlak, Domaniç ise yaylak olarak kullanmaya başladılar. 1281 yılında Ertuğrul Gazi'nin vefatı üzerine yerine oğlu Osman Bey Kayı boyunun başına geçti. Aslında bu süreç yavaş yavaş Anadolu'da yükselen bir çınar ağacını göstermekti. O çınar ağacı da kim olacaktı? Tabii ki Osman Beyliği olacaktı diyeceğiz. Bu dönemde Türkiye Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubad'ın İlhanlar tarafından İran'a götürülmesi üzerine Anadolu'da iktidar boşluğu gün ve gün ortaya çıkmaya başladı. Bizans'ta yapılan Koyunhisar Savaşı yani Vafios'ta kazanan Osman Bey bağımsızlığını ilan ederek kendi adına hutbe okutup para bastırdı. Bakın unutmayın. Eğer ki bir Türk devleti kendi adına para bastırıyor ve hutbe okutuyorsa bu bağımsızlık sembolleri içerisinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır. Yani aslında Beylik yavaş yavaş aşirete, aşiretten ise yavaş yavaş devletleşme sürecine ne atmaya başladı, geçmeye başladı. Yani böylece Osmanlı Beyliği bombsız konuma geldi. Tarihler ise 1302 göstermekteydi. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında öne sürülen nazariyeler yani birçok önemli kişi arkadaşlar Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili fikirleri var. Halil İnalca'ya göre Moğolların doğrudan yönetiminden kaçmak isteyen Türkmen toplulukları Bizans sınırlarına doğru yöneldi ve Gaza ideolojisini benimseyen Türkmen beyleri Batı Anadolu'da özem kazandılar. Çünkü Gaza demek ne demek? Dini yaymak için yapılan savaşlardı. Halil Alcık eski Selçuklu ucunda büyük bir demografik yani nüfus potansiyeli sahip ve yüceltilmiş gaza ideolojisiyle donanmış yeni bir Türkiye'nin doğmakta olduğunu savunmaktadır. Yine önemli bir tarihçi olan Paul Wittek ise Osmanlı Beyliği'nin çok güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasını bu beyliği kuranların gaza düşüncesiyle hareket etmelerine bağlamaktadır. Biz hoşgörü politikasını ne yapıyoruz burada göreceğiz. Fuat Köprülü ise Osmanlı Devleti'nin tamamen dini sebeplerle olan yükseliş tarzına itiraz etmektedir. Ona göre Moğolların baskısı sonucu Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin gaza ruhu ile Bizans topraklarına Darul İslam yapma gayretleri, Selçuklu Devleti'nin zaafa düşmesi ve Anadolu beyliklerinin kurulması gibi bu dönemde meydana gelen büyük bir siyasi olaylar, Türklerin sahip olduğu etnik özellikler ve Osmanlı Kalesi'nin asil oluşu ve Anadolu'da oluşan önemli kişilikler ve karakterler. Gazi Rum, Anadolu'nun arkadaşlar önemli gazi olmuş altları. Ahiyan Rum, Ahi Evran kurduğu ahilik teşkilatındaki önemli kişiler. Yine Baciyan Rum, Ahi Evran eşi Fatma Bacı tarafından kurulan eline işine eşine sahip çıkasın felsefesiyle Anadolu kadınlarının kurduğu dernek. Yine Abdal, Bakın aptal değil, abdal. Anadolu'nun evliyalarının kurduğu arkadaşlar çeşitli unsurlar yine Osmanlı Devleti'ne askeri ve sosyali anlamda ne yapacak? Her türlü yardımda bulunacak. Yine Osmanlı Beyliği'nin bulunduğu yerin jeopolitik durumu Nerede bulunuyor? Bitinya diye adlandırdığım arkadaşlar Kocaeli Yarımadası'nda yer almış. Yine Bizans gibi güçsüz bir devletin yanında bir uç beyi olması. Anadolu'da siyasi birliğin oluşmaması. Diğer beyliklerinin Osmanlı beyliğine karşı düşmanca tutum içine girmeleri Osmanlı'nın diğer kuruluşunda ve gelişiminde önemli. Rol ne yapacak? Oynayacak. Bu bizim için önemli. Bir de anekdot geçelim. Osmanlı beyliğini en çok uğraştıran beylik hangisi olmuştur dersek de Karaman oğulları olacak. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Peki Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bilmem gereken unsurlar ne? Orhan Bey'e geçmeden önce Osman Gazi'yi iyi bilmeniz gerekiyor. Osman Gazi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk çalışmalarını gerçekleştiren kişi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ilk bakır parası diye adlandırdığım mangırı bastıran kişi. Akabinde arkadaşlar adalet sağlayabilmek için Osmanlı Devleti'nin ilk kadı atamasını gerçekleştirmiş ve Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı ise Dursun Fakir olmuştur. Kadı atamasının yanı sıra Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar önemli çalışmalar yaparak Bizans'la Osmanlı arasında yapılan ilk savaş olan Koyun Hisar savaşını gerçekleştirmiş ve Bizans'ı ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bursa'yı 10 yıl kuşatmış fakat alamamış ömrü yetmedikten sonra yerine oğlu Orhan Gazi geçecek. Orhan Gazi 1326-1362 yıllarında önemli çalışmalar yapacak. Aslında hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyor. İlk olarak Bursa alınarak Osmanlı'nın başkenti ilan edildi. Yine Bizanslı yapılan palekenon ya da diğer ismine Maltepe Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti büyük bir zafer kazandı ve Bizans artık Anadolu'dan topraklarını alamayacağı durumu ortadan kalktı. Yine Orhan Bey İznik'i aldı ve İznik fethedilinden sonra Gemlik ve İzmit'e kısa bir süre Osmanlı hakimiyetine girdi. Bir notumuz var dikkat edin. Şimdi biz bu kadar çok rahat ilerliyoruz ama bunun en büyük faydalarından birisi şu. 1337'de Avrupa'da İngiltere Fransa arasında ta ki İstanbul'un fethine kadar arkadaşlar 100 yıl neyi başladı? Savaşları başladı. İşte bu da Avrupa'da siyasi otorite boşluğunu ortaya çıkarttı ve Osmanlı bundan çok güzel bir şekilde yararlandı. Bizans'a yapılan yardımlara karşılık arkadaşlar Kantakuzen Çimpe Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne hediye olarak verdi. Çimpe Kalesi'nin alınması demek Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da atacağı ilk adımdı. Akabinde Balıkesir bölgesinde bulunan arkadaşlar önemli bir beylik olan Karesi oğulları fethedildi ve Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetlerinde ilk adımı atmış oldu. Yine Osmanlı Devleti Şehzade Süleyman Paşa komutasındaki orduyla birlikte Rumeli'de fetih hareketlerine başladı. Gelibolu, Bolayır, Tekirdağ, Keşan, Malkara, Lübürgaz ve Çorlu bölgesi fethedildi. Nitekim haritayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın her türlü Avrupa'da, Balkanlarda ve Anadolu coğrafyasında bir siyasi boşluğun olduğunu görmektesiniz. Haritanın üzerinden gidelim bakalım. Bizans İmparatorluğu'nun sınırlarının ne kadar daraldığını, yine Bulgar Krallığı'nın arkadaşlar nasıl bir durumda olduğunu, Sırp Krallığı'nı, yine Venedik kolonilerini yani sömürgelerini görmektesiniz. Yine Mora despotluğunu görüyorum bu bölgede. Ve Kıbrıs'ın bağımsızlığını görüyorsunuz. Ve nitekim burada yavaş yavaş büyüyen kimi göreceksiniz? Osmanlı beyliğini göreceğiz. Çünkü sadece bununla yetinmeyecek. 1. Murat döneminde ise arkadaşlar yine Germiyanoğullarının kızını oğul evlendirerek Kütahya Simav Tavşanlı'yı yine Hamitoğullarından para karşılığında arkadaşlar ne satın almaya başlanıyor? Toprak satın almaya başlanıyor. Bunların hepsinin özel amacı nedir dersek Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin ne yapma faaliyetleri sağlama faaliyetleri olarak ele alacaksınız. Peki konu biterken biz neyi göreceğiz? 1302-1453 yılları arasındaki siyasi gelişmelerin neler olduğunu gördük. Yine devletleşme sürecinde Osmanlı Bizans ilişkilerini, bu Bizans ilişkileri içerisinde Osmanlı nasıl stratejiler izlediğini birlikte ele aldık. Tabii ki konu biterken her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.